Merhaba gençler. Yeni bir ünitemizin alt başlıklarıyla başlayalım. Yeni ünitemiz nedir? Atom yapısı ve periyodik sistem. Bu atomun yapısında atom modelleriyle ilgili çalışmalar tarihte nasıl ilerlemiştir? İncelemeye başlayalım. Birinci olarak Dalton atom modeli. Atom hakkındaki ilk bilimsel çalışmayı yapan kişidir. E, katlı oranlar yasasını bulmuştur. Ve Dalton atom modeli, bu kimyanın üç temel yasası dediğimiz e, sabit oranlar, kütlenin korunumu ve katlı oranlar yasasını destekleyerek açıklamıştır. Modellemesini buna göre yapıyor. Nedir modelinin varsayımları? Madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. Bu ta Demokritos'tan bu yana söylenen bir kavram. Dalton da destekliyor bilim sentelikte. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, yoktan var edilemez, varken yok edilemez ve başka atoma dönüştürülemez. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur. Atomlar çok yoğun içi dolu kürelerdir. Bir elementin bütün atomları büyüklük, şekil ve kütle bakımından özdeştir, tıpatıp aynıdır. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Ve yine farklı element atomlarının belirli oranda birleşmesinden bileşikler oluşur fikrini ortaya atmıştır. Ama günümüzde atomun içinde daha küçük tanecikler, atom altı taneciklerimizin olduğunu biliyoruz. Radyoaktif tepkimeler sonucunda atom parçalanabilir. Atomun büyük bir kısmı boşluktur. Bir elementin bütün atomları aynı değildir. Aynı elementin farklı kütleleri olan atomları vardır. Daha sonrasında bunu izotop atomlar diye tanımlamış olacağız. Fikir olarak tabii ki 1800'lü yıllar günümüze kadar e, değişecektir. Çürütülecek çok tezi olacaktır. 1900'lü yılların başlarında e, Atomun iki tane özelliğini biliyoruz. İşte elektronlar içeriyor atomlarımız ve elektriksel olarak nötr. Bu yüzden de Thomson şu tarz çalışmalar yapıyor. Madem nötr bir yapıdan bahsediyoruz. E, negatif yüklü taneciklerimiz de var. Ee, William Crookes'un geliştirdiği vakumlu tüp içerisinde gazların elektrikle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan davranışlarını inceleyip katot ışınlarını buluyor. Stoney bu ışınların atomun yapısındaki taneciklerden kaynaklandığını fark ediyor ve bu taneciklere elektron adını veriyor. Tavsında bu katot ışınlarının manyetik ve elektrik alanda sapmalarını gözlemlemiş ve arkasından elektronlar için yük kütle oranını ölçmüş durumda. Model olarak da diyor ki atomlar çapları yaklaşık 10 üzeri 8 santim olan kürelerdir. Elektron adı verilen negatif yüklü tanecikler pozitif yüklü atom içerisinde homojen olarak dağılmıştır. Meşhur üzümlü kek modelimiz yani. Atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup Dışarıdan bakıldığı zaman atom nötrdür. Elektronların kütlesi atomun kütlesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür ve atom kütlesine pozitif yükler oluşturur. Günümüzde atomdaki pozitif ve negatif yükler atom, e, atomda öyle homojen olarak dağılmış durumda değil. Atomdaki pozitif yükler çok küçük bir hacimde sıkışmışken elektronlar yani negatif yükler daha büyük hacim kaplıyorlar. Atomda bulunan pozitif tanecikler atomun kütlesinin yaklaşık yarısına karşılık geliyor. Rutherford 1910'lu yıllarda e, tam atom modelinin doğruluğunu kanıtlamak için işte, alfa saçılması deneyini yapıyor. Alfa saçılması deneyinde bu radyoaktif bir elementten elde ettiği pozitif bir alfa taneciklerinin ince bir altın nevha. Şurada altın nevhayı görüyorsunuz. E, altın nevha üzerinde e, saçılmalarını gözlemliyor. Alfa ışınlarını levhanın üzerine fırlatıyor. Fırlattıklarında metalin arkasına geçip doğrultusunu değiştirmeden ilerleyen ışınların olduğunu Metal yüzeye çarptıktan sonrasında metal ön kısmında sapmaya yani doğrultusunu değiştiren ışınların olduğunu, yine bir kısmının da metalin arkasında belirli bir açıyla ilerleyen şu tarzda belirli bir açıyla ilerleyen ışınlar olduğunu gözlemlemiş oluyor. Bu fikre göre de yaptığı açıklama şu: Bir atomda pozitif yükün tümü çekirdek adı verilen küçük bir bölgede toplanmıştır. Pozitif yüklü tanecikler çekirdekte toplanmıştır. Rutherford modelinde bizim temel taşımız. Çekirdek çapı yaklaşık 10 üzeri eksi 12, 10 üzeri eksi 13 santim. Atom çapı 10 üzeri eksi 8 santim. Bunun hala doğruluğunu kabul etmiş durumda. Atom hacminin büyük bir kısmı bu yüzden boşluklardan oluşacaktır. Elektronlar bu boşlukta bulunur ve çekirdek etrafında döner. Çekirdekteki pozitif yük miktarı Elementin tüm atomlarında aynıdır. Farklı elementlerin atomlarında farklıdır. Yani çekirdekteki pozitif yük elementin kim olduğunu belirleyecektir. Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki proton sayısına eşit. Yine nötr bir yapıdan söz edebiliyorum. Pozitif yüklerin toplam kütlesi atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar olacaktır. Fikrini benimsiyor. Ee, ama yani burada o zaman çekirdekte Protonun yani pozitif yüklü taneciğin kütlesine eşit olan yüksüz tanecikler bulunmak durumundadır. Böyle bir durumda da bu modelde e, eksik olan noktalardan biridir aslında bu. İşte yüksüz olan taneciğin isminin ne olduğunu söylemek 1930'lu yıllarda Chadwick tarafından karşımıza geliyor. Chadwick e, nötron adı verilen yüksüz taneciklerin keşfini yapmış oluyor. Proton kütlesine işte neredeyse eşit olan nötr taneciklerin ile ilgili deneylerini tamamlamış oluyor. Yönümüzde Rutherford modelinde sıkıntımız ne? İşte çekirdek etrafında dönen elektronların neden madem serbest hareket ediyor çekirdeğe düşmediğini açıklamada sıkıntılı ve yine elektronun davranışlarını açıklamada yetersiz kalan bir modelleme. Bu da yeni bir modelin oluşmasına neden oluyor ki Bohr atom modeli. Günümüzde en yakın model tasarımı diye düşünebilirsiniz. Havai fişeklerden yayılan renkli ışıklar nasıl oluşur? Şimdi tabi bor çalışmaların içerisinde her maddenin bir alev üzerine döküldüğü zaman farklı renkler saçacağını, farklı e, renkler yansıtacağını gözlemlemiş oluyor. Ne gibi? Yemek tuzunu mesela alevin üzerine döktüğünde rengin sarı, e, kırm kalsiyum ve stronsyum bileşiklerinin yine alev rengini kırmızı renk bakırı, bakırın bileşiklerinin yeşil, potasyum bileşiklerinin mor renge dönüştürdüğünü gözlemliyor. Bu farklı yani farklı renklerin olmasında farklı işte elementlerin ısıtılması sonucunda farklı frekanslarda ışın yaymasından kaynaklanıdır fikrini ortaya çıkartıyor. Ve elementlerin alev üzerinde yaptığı bu değişiklikler bu maddeler için ayırt edici bir özellik. Bunları tespitlerinin arkasından atıyor ki madem öyle maddeyle yani atomla alev arasında bir ısı değişimi olacaktır. Bir maddenin ısı enerjisini almasına, maddenin dediğimiz atomlar üzerine konuşuyorum. Absorpsiyon yani soğurma, aldığı enerjinin bir kısmını ışımı olarak geri yaymasına emisyon yani yayma ifadesi kullanıyoruz. Şimdi çalışmalarda spektrumlardan bahsetmek gerekecek. Beyaz ışık cam prizmadan geçirilirse kırmızıdan mora kadar gök e, gökkuşağında gördüğümüz renk tayfları meydana geliyor. Yüksek sıcaklığa kadar ısınan maddelerin yaydığı bu ışınlar prizmadan geçirilirse değişik açılarla kırılıp farklı renkler içe çizgiler oluşturuyor. Bu çizgilerimiz ışık spektrumu şeklinde karşımıza gelir. Hidrojen spektrumunu incelemesi söz konusu ve buradan bir model ortaya çıkartıyor. İşte ne yapıyor? Diyor ki hidrojenin enerji alması sonucunda görünür renklerde şu şekilde Spektrumlar ya da kesikli yapılar oluşturması. Tam tersi enerjiyi iade ederken de o siyah görünen yerlerin renkli olarak karşımıza çıkması söz konusu. Modele göre nelerden söz edebiliyorum? Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta e, ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur. Yörüngeli model zaten aslında. E, bu yörüngelere enerji düzeyi, katman veya kabuk ismini verebiliyorum. Enerji düzeyi tam sayılarla söyleniyor. Çekirdek kısmına yakın olandan başlamak şartıyla bir 2, 3 şeklinde 7'ye kadar gidebiliyor ya da harflerle de gösterebiliyorum. Çekirdeğe yakın olan kısım minimum enerjili. Çekirdekten uzaklaştıkça enerji artacaktır. Yine başka bir açıklamasında elektronun çekirdeğe en yakın en düşük enerjili hali temel halidir. Ve bu halinde atom kararlıdır. ışın yaymaz. Elektronu dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesi de atomun uyarılmış hali olarak tanımlanır. E, atom uyarılmış halde kararsızdır ve kararlı olmak için işte temel haline dönüşmeye çalışır. Düşük enerjili olan. Bu aradaki farkı ne yapacaktır? Işımı olarak geri verecektir. Verdiği o yaydığı ışığın enerjisi iki düzey arasındaki fark olarak karşımıza çıkacak. E, böyle bu kadar çalışma yaptıktan sonra günümüzde neden yeni bir modelleme yapma ihtiyacı duyduk? Bor tek elektronlu atomların davranışlarını kolayca açıklamış. Ama çok elektronlu taneciklerin davranışlarını açıklamada yetersiz kalmış durumda. Yine Bohr modelinde bahsedildiği gibi işte elektronların yeri tespit edilemiyor günümüzde. Bu atom modern atom teorisine göre elektronların bulunma olasılığı yüksek olan bölgelerimiz var. Bu bölgelerimiz elektron bulutu yani orbital olarak tanımlanıyor. Elektronun davranışlarını açıklaması bakımından modern atom teorisi bizim için oldukça önemli. Evet genel modellemelerimiz bu şekilde karşımıza çıkmış durumda. E, Dalton'dan bor atom modelini hatta günümüz modern atom teorisine kadar gelişim aşamasında her biri dönemin şartlarına göre fikirler beyan etmiş durumdadır gençler. Atom modelleri ile ilgili çalışmalarımız ya da tarihi sürecimiz bu şekilde. Evet teşekkür ediyorum.